Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Böyle bol güneşli bir İzmit gününden herkese selamünaleyküm. Şimdi biliyorsunuz ki ben ikinci el motor alırken başıma gelen sıkıntıları video haline getirip sizlerle paylaşıyorum. Bu videolardaki amacım da benim başıma gelen bu şeyler en azından hem bana hem de beni izleyen insanlara bir ders niteliğinde olsun. Bu benim başıma geldi, yarın bir gün sizin başınıza gelmesin, alırken kazık yemeyin diye bu şekilde videolar yapıp sizlerle paylaşıyorum. Şimdi malum yakın zamanda bu motoru Kawasaki Z700 ile satın aldım. Tabi bunu alırken de başıma birkaç tane farklı olay geldi. Onlardan bir tanesini şimdi size bu videoda anlatacağım. Bir tane daha aslında videosunu yapabileceğim konu var. Onu da yapıp daha sonra kanala yüklemeyi planlıyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. Videoya geçmeden önce sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bir motosikleti ilana koyacaksınız diyelim. Fiyatını neye göre belirlersiniz? Ya da ilana koyarken açıklamaya neler yazmanız lazım? Ben sizden bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Çünkü birazdan anlattıkça neden bu soruyu sorduğumu da siz de çok iyi anlayacaksınız. Bu motoru almadan önce İstanbul'un hangi ilçesiydi olarak? Kartal mıydı? Aynen, Kartal ilçesinde mavi renk bir tane Kawasaki Z750S buldum ilanlarda. Şimdi motorun marka modelini vermekte de sakınca görmüyorum çünkü motor satılmış. Ya da sahibi satmaktan vazgeçti, ilandan kaldırdı, onu tam olarak bilmiyorum. Motora baktım, ettim. Motorun açıklamasında işte bir sürü ekstrasının olduğunu, egzoz, ne bileyim, onun dışında lastik vesaire bir sürü ekstrasının olduğunu, sadece 2000 TL tramer kaydı olduğunu, onun dışında motorun temiz olduğunu vesaire falan filan adam yazmış. Neyse ben motora baktım ettim falan. Tabii benim huyumdur, eğer bir motoru ilanlarda görüp beğendiysem hemen 56-64'ten hasar kaydını ben de sorgularım. Arkadaşlar motoru bir sorguladım. Motorun değil bir tane, tam 5 tane hasar kaydı çıktı. Bunlardan 3 tanesi rakamlı, 2 tanesi rakamsız. Ondan sonra dedim ki gideyim bir de kendi ustama fikrini alayım, bir ona göstereyim bakayım o ne diyecek. Dedim ki Özkan abi bak, bir tane Z750S ilanı var. Adam 2000 TL trameri var yazmış ama motorun 5 tane hasar kaydı çıkıyor. Sence bu adamın motoruna bakmaya değer mi? Ben buna bir gidip bakayım mı diye sordum. Dur bir bakalım dedi. Açtık ilanı, resimleri falan güzelce inceledik. Hani bakıyoruz neresinde boya var gibi duruyor, neresi değişen gibi duruyor vesaire. Resimlerden bakabildiğimiz kadar baktık. Ve ben bu motoru bulmadan önce de bir tane de Denizli'de bulmuştum, Z750S. Ona harbi harbi böyle gitmeyi planlıyordum. Özkan abi dedi yüceldir, Denizli'ye kadar dedi kilometre yapma. Sen dedi İstanbul'daki bir motora bir git bak. Ara dedi sahibiyle de konuş falan. Tamam abi dedim, ondan sonra motorun sahibini aradım. Şöyle de bir durum var. Şimdi o motorun sahibine ben kendimi tanıttım. Ve kendisi de YouTube'dan benim videolarıma denk geldiğini, beni izlediğini söyledi. Şimdi bu videoyu da izlediğinde çok büyük ihtimalle kendisi anlattığım şeylerden rahatsız olacak. Belki de arayıp bu videoyu kaldırmamı isteyecek. Ama buradan kendisine şimdiden cevap vermiş olayım. Ben hiçbir zaman hiçbir kimse istedi diye videomu kaldırmam. Sen benim o gün o kadar vaktimi yedin. Ben yol parası harcadım, vakit harcadım vesaire. O yüzden ben de o başıma gelen sıkıntıyı anlatmakta özgürüm. Ben de ilanını düzgün bir şekilde açsaydın da benim bu videoyu çekmeme sebep olmasaydın diyorum. Hani buradan da kendisine de selam olsun, motorun sahibine. Şimdi İlan sahibini aradım. İlk sorduğum soru şuydu. Beyefendim sizin motorunuzda 2000 TL tramer var diyorsunuz ama motorun 5 tane hasar kaydı çıkıyor. Bu konu hakkında ne diyorsunuz dedim. Adam dedi ki ben motor alırken sorgulamadım, bana bu şekilde dediler. Ben de o şekilde ilana yazdım ama ilanda yazan her şey böyle ilan sahibinin kendinden emin yazdığı şeyler. Hani o yüzden tramer de doğrudur diye tahmin ediyorsunuz. Siz madem bu fiyatı yazdınız, tramer sorgusunda da bu kadar hasar kaydı olduğunu bilmiyordunuz. O zaman dedim fiyatta bir güzellik yapmanız lazım. Neyse telefonda bir miktar aşağıya indi. Onun dışında ben tabii sormaya başladım. Hani size klasik böyle ikinci el motosiklet alırken şurasına şurasına bakın, şunları şunları sorun diye size sürekli videolarda anlatıyorum ya. Bunların hepsini ben de tek tek ilan sahibine sordum. Kendisi bana gerekli güveni verdi. Ama şöyle bir şey söyledi. Ben dedi mesleğini söylemeyeyim şimdi, yanlış olur. Ben dedi bir yerde görevliyim. Benim motorum şu anda yanımda değil. Arkadaşım size motoru gösterebilir. İsterseniz de bugün saat 5'te motoru gelip görebilirsiniz. Ve konuştuğumuz saat de böyle 3'e çeyrek kala mı, 3'e 20 kala mı ne? Ben ne kadar eğlenceli neşeli bir şekilde İzmit'ten kalktım İstanbul'a motora bakmaya doğru gidiyorum. Şöyle düşünmüştüm. Ya hani saat zaten 3, benim CBF 150 liraya gitmem 1 saat. Dedim 1 saat hadi benden olsun, erken gideyim. Bizim Pendik'te motor lastikçi Ali İhsan abi var. Hani bu arada lastik, yağ, balata falan ihtiyacınız olursa kendisini rahatsız edebilirsiniz. Dedim biraz İhsan abinin yanına gideyim, orada biraz sohbet muhabbet ederim, oradan sonra geçerim. Zaten Pendik Kartal yan yana. Neyse abi ben oraya gittim. Saat 5 oldu. Adam beni aramıyor. Neyse 5 çeyrek falan ben aradım. Dedim hocam ne yaptın, hani saat geçiyor. Bir de çok geçe kalmamam lazım, hava soğuyacak gece geri dönüşte. Dedi ki işte arkadaşım geçti geçecek şöyle böyle falan filan derken arkadaşlar ben Allah sizi inandırsın 7.30-8'lere kadar motorun sahibinin arkadaşının motorun başına geçmesini bekledim. Hani bana motoru gösterecek arkadaşı o saatte müsait olacakmış.
Neyse o arkadaş yine müsait olamadı. Farklı bir şekilde ben de sana motoru göstereceğim işte, başkası gösterecek falan filan vesaire. Tamam dedim, sıkıntı yok. Hani zaten benim o günkü düşüncem de şu: ben motoru satın almaya gitmiyorum. Ben motora bakmaya gidiyorum. Hoşuma giderse ertesi gün sabahtan gidip satışını alacağım. Neyse abi, motora bakmaya gittim. Hani size videonun başında sormuştum ya, hani bir motosiklet ilanı koyacaksınız, neye göre fiyatını belirlersiniz diye. Bakın benim düşüncem şu. Mesela diyelim ki ben bu motoru ilana koyacağım. Nasıl fiyat belirlerim abi? Piyasasına bakarım. Bu motorun, bu modelinde, bu kilometrede olanların hasar kayıtları kaça gidiyor? Hasar kayıtsızları kaça gidiyor? Ekstra olanları kaça gidiyor? Ekstra olanları kaça gidiyor diye ben motorumun fiyatını aşağı yukarı belirlerim. Ondan sonra kendi motorumdaki artılara ve eksilere bakarım. Misal benim kafa garajımda kırık vardır. Motorun arasında burasında kaynak vardır. Değer kaybı olacak şeyleri vardır. Ben ne yaparım abi? Fiyatımı ona göre makul tutarım ki hani adam niye gidip piyasada yerine benim döküntü motorumu alsın, değil mi? Ve ben hep bugüne kadar bu düşünceyle hem otomobil olsun hem motosiklet olsun ilanlarımı bu şekilde veririm. E şimdi insan da ister istemez karşıdaki insana güvenince, şimdi bir de kendimi de tanıtıyorum, beni izlediğini falan söylüyor. Ki daha öncesinde Z150S kullandığımı da söylüyorum. Bak ben o motora aşinayım, geldiğimde inşallah bir sürpriz çıkmaz. O kadar yolu boşuna gelmem. Hani şimdi İzmit İstanbul neresi o kadar yol kardeşim, işte gittin gezmiş oldun diyebilirsiniz ama öyle değil. Bakın benim için vakit çok önemli. Ben o gün nereden baksanız hani yolla beraber 6-7 saatimi çöpe attım. Ben 6-7 saatte ne kadar para kazanırdım arkadaşlar, ya da onu da geç, o 6-7 saatte ben ne kadar kaliteli vakit geçirirdim. Adam benim bütün 6-7 saatimi yedi. Yine söylüyorum, buradan video izliyorsa kusura bakmasın. Burada kusura bakılacak biri varsa, yani kusura bakacak biri varsa o da benim, sen değilsin. Ben ondan sonra motorun yanına gittim. Zaten motoru ilk uzaktan gördüm. İlanda yazmış Rosso 3 lastik vardır. İşte bu motorun ekstralarından bir tanesidir. Arkadaşlar Rosso 3'ler, hani şöyle söyleyeyim, piyasada alabileceğiniz en dandik lastiğin bile altında bir seviyeye düşmüş. O kadar eskimiş lastikler, yeni falan değil. Zaten gittiğimde arka lastik yapışmıştı. Hani havası inik, yani bakımsız motor. Neyse tamam dedim, hadi lastik problem değil, halledilir. İlk önce yaptığım şey, motorun kozmetiğinden önce hemen dedim bir takayım, kontağı çevireyim, bakayım tepkileri nasıl motosikletin. Abi çevirir çevirmez zaten havada karardı ya ben bekleyene kadar. Göstergen ışıkları yanmıyor, boş ışığı yanmıyor, birçok ışık yanmıyor. Neyse tamam dedim, motoru çalıştırayım, bir marş bastım. Marş bildiğiniz ıslık çalıyor, marş kaçırıyor motor. Neyse tamam, hadi incelemeye devam edelim. Motoru çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, bu motosikletler, yani Kawasaki Z750S enjeksiyonlu bir motosiklet. Yani normal şartlarda bir yerinde bir arıza yoksa, çalıştırdığınız takdirde motor isterse bir ay yatıyor olsun, kendi kendine stop edemez. Etmemeli. Ediyorsa bir problem var demektir. Motor kendi kendine stop ediyor. Gaz vermen lazım, vermezsen stop ediyor işte falan filan, saçmalıyor rölantide. O da sıkıntı. Tamam, hadi dedim biraz motorun kozmetiğini inceleyeyim. Hani fotoğraflarda gördüm ama bir de yakından görmek lazım. Resmen şu tabirin gerçekliğiyle karşılaştım. Hani derler ya, ilanda bebek yanına gitti şebek. Motor bildiğiniz şebek çıktı arkadaşlar. Bakın özellikle şu aynanın takıldığı kafa garajının şu yan plastikleri komple çatlak. Onun dışında motorun ön farıyla farın yanındaki granaja parmak giriyor. Farın kenarına böyle silikonla falan sarmışlar. Yani kafa granajının komple bir bakıma ihtiyacı var. Ya ne yapılacak? Sökülecek, plastik kaynak yapılacak, macunlanacak, tekrardan boyanacak. Dünya kadar masraf. Ki Kawasaki Z750S'in parçalarını yok ben işte tamir ettirmeyeyim de sıfırını alayım diyemezsiniz, çok pahalı. Bu yan granajlar, şuralar, vida yerleri hep çatlak. Kenarları hep çatlamış. Neyse abi, oralar da işlem görecek. Onun dışında bakıyorum motora, bu artçı pegi var arkadaşlar. Artçı pegini motora bağlayan şöyle üçgen bir braket var. O mesela kırılmış, tam ortasından kaynatılmış. Ve kaynak işçiliği çok kötü. Böyle bağırıyor, ben kaynaklıyım diye bağırıyor. Yani daha bunun gibi motorda birçok eksik var. Tabii ben motorun sahibinin yanında bunlara bakamadığım için tek tek bakıyorum, hafızama atıyorum. Hani şurasında şu var, burasında bu var. Ondan sonra motorun sahibini aradım. Ya dedim, hocam Allah'ın kitabını seversen, beni çağırdığın motor bu mu dedim ya. Ya dedi, ne oldu falan. Ya dedim, motorun her tarafı dökülüyor. Ya nasıl olur, benim motorumda öyle bir şey yok. Yanında da bana işte eşlik eden arkadaşı var. Ya dedim, bak arkadaşınız da burada. Bu motor dedim senin anlattığın gibi değil ki. Sen motorun 10-15 tane fotoğrafını koymuşsun ama sıkıntılı yerleri koymamışsın. Ya işte hocam olur mu da şöyle böyle. Ya diyorum, bak motorunun göstergesi yanmıyor. Ampul patlamıştır diyor. Abi ampul nasıl patlayacak? Hiçbir ışık yanmıyor. Bir sürü ışık var bunun içinde. Büyük ihtimalle devresinde bir sıkıntı var ya da kablosunda. Devrede sıkıntı varsa at çöpe gitsin zaten o göstergeyi.
Neyse adama diyorum bak motor rölantide durmuyor, şöyle yapıyor böyle yapıyor. Ya diyor olur mu, ben yakın zamanda onunla işte İzmir'e gittim, Antalya'ya gittim. Neyse hatırlamıyorum şimdi tam olarak ama ben onunla uzun yol yaptım. Senin o motorla uzun yol yapmış olman o motorun sorunsuz olduğu anlamına gelmez ki. O yol boyunca senin hani başına bir sıkıntı gelmemiş ama alacağım, benim elimde patlayacak o makine belli. Neyse abi zaten motor bir kere hasar kaydından kaybediyordu. Adam 2000 lira tremer yazmış. 5 tane farklı farklı hasar kaydı çıkıyor. Kimisi çok eski tarihten, kimisi yeni tarihten. Ve ben şuna inanmıyorum. Ya bir insan böyle bir makine alıyorken abi nasıl hasar kaydını sorgulamaz ya? 5664 plakayı yaz gönder. Ardından şasayı yaz gönder, bir kontrol et. Bunu yapmadığını söyle. Hadi dedim tamam, senin samimiyetine inanıyorum ama ya bu motorun bu kusurları ne olacak? Yani ben dedim hani bu kadar benim vaktimi aldın, ben buraya emek harcadım, para harcadım geldim. Yazık, günah değil mi? E tamam dedi, pazarlık yapalım. E dedim yapalım. Ne kadar olmasını istiyorsun dedim en son. Şimdi rakamları vermeyeyim, doğru olmaz. En son dedi şu kadar olur. Hani dalga geçer gibi bir fiyat söyledi. Ya diyorum bak motorun bu kadar kusuru var, sen bu fiyatı nasıl istiyorsun? E bana diyor ki 250 cc'ler bile o para. Abi mesele o değil. Sen bu malı eksiklerini gediklerini göstermeden temiz bir şekilde lanse edip ilana koyuyorsun. Fiyatını biçiyorsun ve alıcı geldiğinde senin motorunun anlattığın gibi olmadığını görüyor. O zaman işte alıcının senin yazdığın fiyat üzerinden pazarlık yapmaya hakkı doğuyor. Ama sen desen ki bak kardeşim benim motorumun burası kırık. Farın araya parmak giriyor. İşte ne bileyim rölantide durmuyor. Benim motorumun masrafı var. Atıyorum piyasası 40, ben istiyorum 33-35. İşine gelen alsın. Hani öyle yazılmaz tabii ama motorun bu yazarsın. İşine gelen alır, gelmeyen almaz. E ama sen şöyle düşünüyorsan ki ya ben bunları yazmayayım, nasıl olsa il dışından gelen, bunları böyle çok kafaya taktırtmam ben ona, ağızda bir pazarlık yaparım, veririm gider diye düşünürsen olmaz. Burada yanlışa düşersin. Neyse adamın verdiği fiyat tabii ki de benim hoşuma gitmedi. Yani ben motor alacağım, adama bir para ödeyeceğim. O motoru şu an üzerinde olduğum Z750S'in kıvamına getirebilmek için belki 6-7 bin lira, 8 bin lira para harcayacağım. Göstergeyi çöpe atarsam zaten hani hiç hesap etmeye bile gerek yok. O zaman hani çok uçuyor. Adama şunu söylüyorum ya. Ben bu motorun temizine gelecek fiyatın da daha üstüne geliyordu bu arada. Sana derim neden vereyim? Sen olsan derim alır mısın bu motoru bu paraya? E diyor ne yapayım? Kaça vereyim sen söyle. E derim şu paraya bana ver o zaman alayım. Hani çok ölü bir rakam değil ama bence hakkını istedim. Hakkını söyledim motor için. Ondan sonra vay işte o kadar olur mu da ben o fiyata veremem de. Ya dedim bak veremezsin de. Zaten dedim bu Z750S'ler piyasada çok tutulan bir motosiklet markası modeli değil. Sen dedim bu motorun 5 tane hasar kaydı olduğunu ilana yaz. Ayrıyetten sen bu motorun eksiklerini ilana yaz. Sonra benim istediğim, sana teklif ettiğim fiyatı bu motoruna biç. Bak bakalım dedim seni arayan sorun olacak mı? Ve motor 5. aydan beri ilanda satılmamış. Büyük ihtimalle gelen bakıp dönmüş. Adam halen daha yok ben şu paranın altına vermem, şöyle yapmam, böyle yapmam. Vermezsen almıyorum dedim ben de, ne yapayım? Yani videomuzun burada ana mantığı şu. Arkadaşlar bakın. İnsanlar hep şu kafadalar. Malımın eksiği var, ben bundan fiyat düşmeyeyim. İl dışından birileri gelsin. Ona da cüzde bir miktar pazarlık yaparım. Ben bu motoru veririm gider. Abi böyle satıcılara denk gelirsiniz. Bakın ben kendimi tanıttığım halde, adam beni tanıdığı halde beni ayağına çağırdı. Ya sen beni tanıyorsun. Benim motora nasıl baktığımı biliyorsun. Ben daha önce bu motordan kullanmışım. Ya bana diyor ki motor soğukken stop eder. Ya arkadaşım etmez. Enjeksiyonlu makina, enjektörlü makina soğukken stop etmez. Ayrıyeten benim de Z750S'im vardı. Hani o etmiyordu da demiyorum. Genel olarak enjektörlü makineler soğukken stop etmez. Abi beni kandıramazsın. Bana yapma bari. Hiç mi izlemedin ikinci el alırken nelere bakın diye anlattığım, yaptığım videoları? Ama adam buna rağmen beni ayağına çağırdı. Düşünün başkasına neler yapmaz böyle insanlar. Yine söylüyorum. O insan şu an beni bu videoyu izleyecek. Belki altına yorum yapacak videonun. Ya da telefon numaram var. Beni belki de arayacak. Diyecek ki sen niye benim hakkımda böyle bir video yaptın? Ben de kendisine şunu söylüyorum. Hadi buraya kadar izlediysen videoyu aşağıya yaz. Söylediklerimin hangisinde haksızım? Ben sen benim istediğim paraya motoru vermedin diye sana sitem etmiyorum ama yaptığın şey doğru değil. Tamam. Sen motorunu kendine göre uygun bir fiyata mı koydun? Ama o zaman eksiklerini göstereceksin abicim. Diyeceksin ki benim motorumun burası kırık, gösterge lambaları yanmıyor, rölantide durmuyor, marş sıyırıyor, kaçırıyor. Bunları yaz. Senin yazdığın fiyata ondan sonra insanlar makul görürse o zaman gelip senin makinana talip olsunlar. Ama onun dışında böyle şeyler yanlış yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Bak ne yaptın sen benim o gün 7-8 saatimi belki de çöp ettin. Ben o 7-8 saatimi daha farklı şekilde değerlendirebilirdim. Ha ne oldu? Geldim Ali İhsan abiyle güzel bir hoş sohbet, muhabbet, çay kahve içtik. Hani ondan yana sıkıntı yok ama hani ben
Onun için gelmemiştim buraya. Onun için gitmemiştim İstanbul'a. Sen benim o kadar vaktimi, zamanımı çaldın. Ben sana hakkımı da helal etmiyorum. Buradan da söyleyeyim. Şimdi bazıları da şöyle diyor. Ya sen ne kadar uğursuz bir adamsın. Bunlar hep mi senin başına gelir? Neden başkalarının başına gelmiyor? Ya şöyle bir şey var. Bakın ben YouTube kanalım olduğu için bunları sizle paylaşabiliyorum. Ve aldığım makine 2005-2006 model makine. Tamam, piyasada bunlar çok yorulmamış şekilde halen daha duruyor ama o şekilde yorulmuşları da var. Bana da denk geldi. Hatta bundan sonra şimdi dönüşte bir video daha çekeceğim. O video çok çok daha önemli bir video. Ve o videonun sizler tarafından çok fazla beğenilip paylaşılmasını da istiyorum. Çünkü gerçekten insanlar o konuda da çok kazık yiyor. Onu da değineceğim. Şimdi çok fazla spoiler vermeyeyim. Umarım bu anlattıklarım bir gün bir yerde işinize yarar. Sizi kazıklanmaktan kurtarır. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.